Şurası da ilginç. Yani sonuçta Tayyip Erdoğan AK Parti'nin genel başkanı, MHP'nin değil. Ama ona rağmen AK Parti seçmeni Erdoğan'ın yönetim şeklini eleştirirken, yani AK Parti kendi seçmeninde kan kaybederken, MHP'de bir o kadar daha fazla ileriye gidiyor. Demek ki bu da hakikaten AK Parti'nin kuruluş zamanındaki felsefesiyle şu ankinin arasında çok büyük fark olduğunu da gösteriyor herhalde. O kesinlikle. Yani AK Parti'nin 2011, hatta biraz daha miladı netleştirmek için söyleyelim, 2015 7 Haziran öncesiyle sonrası çok keskin bir milat çizgisini oluşturur. 7 Haziran 2015'ten sonra AK Parti'nin sivil unsurlardan, liberal unsurlardan, hürriyetçi unsurlardan veya değişik toplumun değişik kesimlerinde destek arayışına son verip devlet merkezli, otorite merkezli, güvenlik merkezli, beka endişesi merkezli bir siyaset takip etmesi ve peşinden de 15 Temmuz 2016 darbe girişimi MHP'nin gözettiği değerlerin ön plana çıkarmasını sağladığı için MHP seçmeniyle AK Parti seçmeni bu değerler etrafında birbirine yapıştıkları için ve lider endeksli bir parti olan MHP Genel Merkezi'nin Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olarak ilan etmesi ve AK Parti'nin de bu değerlere yaklaşmış olması sebebiyle Cumhurbaşkanı'nın görev onayının MHP'lerde yükselmesine şaşırmamak lazım. Burada bütün seyircilerin dikkatine bir şey sunmak isterim. Farkında mısınız? AK Parti seçmeninin görev onayı %81, MHP seçmeninin görev onayı ise %77. Belki de 1-2 ay sonra MHP seçmeninin görev onayı AK Partilileri geçecek. Geçecek, Niye? öyle gözüküyor. Niye geçecek onu da söyleyeyim. MHP'nin kendi yanına, kendi değerlerine taşıdığı AK Parti seçmeninin bir kısmı merkez sağ orijinli oldukları için daha fazla otoriter, daha fazla devlet endeksli, daha fazla güvenlik endeksli bir politikaya AK Parti yaklaştıkça, o noktaya doğru gittikçe AK Parti seçmeninin içindeki bu rasyonel orta sınıftan gelen seçmenin desteğinin azaldığını göreceğiz. MHP seçmeninin desteğiyle AK Parti seçmeninin desteği üst üste çakışacak. Sosyolojik olarak da aynı tabanı oluşturmaya başlayacaklar. Evet. Şimdi Saadet Partisi'ni de biraz konuşalım. Sonra da Cumhurbaşkanı adayı, muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı konusuna geleceğiz. Orada da önemli konular var. İzleyicilerimizin merak ettiği soruların cevaplarını arayacağız. Saadet Partisi'nde de %31,6'dan %68,4'e bir çıkış var. Yani değerli izleyiciler, ilginç gerçekten. Muhalif, yani AK Parti'de AK Parti'nin kendi seçmeni kan kaybederken, hani az da olsa kan kaybederken, muhalefetin içinde, ya tabi bu ankete göre diyoruz tabii ki. Bu anket de sonuçta yani gerçekliğini tartışılır. O ayrı bir şey, ama bugün haber değeri olduğu için biz bunu gündeme getiriyoruz. Muhalefetin içinde İyi Parti, HDP ve Saadet Partisi'nden daha fazla bir geçiş var. Erdoğan'ın yönetim şekline onay anlamında. Burası ilginç, ama Saadet Partisi'nde ele alırsak %31,6'dan 68,4'e bir çıkış var. Bu da sanırım yine Erdoğan'ın aynen HDP'de olduğu gibi Saadet Partisi'ne yanaşması, özellikle Oğuzhan Asutürk konusuyla beraber Saadet Partilerinin de biraz kafasının karıştığını gösteriyor herhalde. Şimdi Ferit Bey, tabii ki Saadet Partisi'nin yine örnek vererek gidelim. Oyunu %1,5 kabul edersek o 1,5'un biri, bir puanı Cumhurbaşkanı'nın ve Erdoğan'ın görev onayını olumlu buluyor. Görev yapma tarzını olumlu buluyor. Ama zaten burada şaşırtıcı, Saadet Partisi'nin nezdinde şaşırtıcı bir şey yok. Siyasi aktörlerden, Saadet Partisi'ni temsil eden siyasi aktörlere Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sıcak mesajlar vermesi zaten kültürel değerler olarak, temsil ettikleri değerler sistemi olarak ve geldikleri sosyolojik taban olarak o kadar benzeşmiş haldeler ki Saadet Partisi Genel Başkanı
Temel Karamollaoğlu'nun ve ekibinin gayreti ve zorlamasıyla AK Parti'den ayrışmaya çalışmasına rağmen o sosyoloji ve kültürel değerler, siyaseti belirleyen kültürel, dini ve kimlik değerleri bu görev onayının artmasına yol açmış gibi gözüküyor. Ama kimse de şunu unutmasın ki Haziran'da toplam seçmen nezdinde görev onayı %47,1 iken az önce saydığım sebeplerle Temmuz ayında bu oranın 48,1'e çıktığını da görüyoruz. Ama bunun bir artış olmadığını da vurgulamak için Mehmet Bey'den geçmiş yıllara dönük olarak Cumhurbaşkanı'nın görev onayı grafiğini de seyircilerimizin dikkatine sunmamız lazım. Çok önemli. Dikkat edin. Çok önemli, evet. Dikkat edin sevgili arkadaşlar. 15 Temmuz darbe girişimi. Az önceki analizlerimi destekleyecek bir olaydan bahsediyoruz. Neydi 15 Temmuz darbe girişimi? Türkiye'yi istilaya kalkıştılar. Türkiye'yi işgale kalkıştılar. Türkiye'yi içeriden yıkmaya çalıştılar. 15 Temmuz darbe girişiminin halk nezdindeki algısını bahsediyorum Ferit Bey. Yani 15 Temmuz'da vatandaşın algısı şu veya bu sebeple, sebeplerini analiz etmeyelim, manipülasyondu, bilmem propagandanın gücüydü, bütün kesimlerin gerçekten bu yakın tehlikeyi algılama biçimiydi. Adına ne derseniz deyin, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı'nın görev onayının %67,6'ya çıktığını görüyoruz. 16 Nisan başkanlık referandumu, lütfen ona da bakalım, 2017, 52,4, farkındaysanız neredeyse sandıktan çıkan referandum sonuçlarıyla Cumhurbaşkanı'nın görev onayının çakıştığını görüyoruz. 52,4 o referandum sonuçları. 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine bakıyoruz, orada da 49,3. Bu koronavirüs salgını sırasında tekrar %55,8'e çıktığını görüyoruz. Yani toplumda tehdit algıları artmaya başladığında, güvenlik ve otoriteye sığınma ihtiyacı oluştuğunda, devlete ihtiyaç duyduğunda toplum, o devleti idare eden, yöneten Cumhurbaşkanı'nın görev onayının arttığını görüyoruz. Koronavirüs salgını sırasında da %55,8'e çıkarak yine yüksek bir seviyeyi gösteriyor. Ama bu grafiğin bütününe baktığımızda görüleceği üzere şu an 48,1 ile aslında Sayın Cumhurbaşkanı görev onayının ortadan bir düz çizgi çekersek en düşük seviyelerde olduğu veya en düşük seviyeye daha gelmedik ama düşük seviyelerde olduğunu ifade etmemiz lazım. Yani az önce söylediğimiz Temmuz ayındaki %48,1'lik görev onayının yüksek bir seviye olmadığını 67,5'a bakarak anlayabiliriz. Evet, doğru. O da önemli oldu. Şimdi gelelim partiye. Yani bu anketi şimdi bir analiz ettik, doğru. Ama vatandaşın... Ha, bir de biz anket yapmıştık. Bir de onu açıklayayım. Ne durumda? YouTube sohbet bölümünde yaklaşık 1000 kişi oy vermiş. Tabii bilmiyorum bu anketi yapanlar kimlere sordular. Çok bir objektif bir anket olmayacağını peşin peşin söyleyeyim size sonuçları açıklanmadan. Bu sonuçta Zanka TV izleyicilerinin büyük çoğunluğunun muhalif temayülde olduklarını sen de ben de biliyoruz. Yok biliyorum ama AK Partililer de bizi izliyor. Öyle değil, o kadar değil. AK Partililer tam genel olarak muhalif kesim vardır ama AK Partililer de var, MHP'liler de var. Ben tabii ki var etmem. Diyorum. Şey yaptı, bir genel temayülden bahsediyorum. Ha, genel temayül öyle muhalif. Olabilir ama yok. İzlerler. Ama şöyle bir baktığımda Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı görevini yapış tarzını onaylıyor musunuz diye aynı soruyu bu anket şirketinin sorduğu aynı soruyu biz de sorduk sizlere. Ve şu an bizi izleyen izleyicilerimizin Rubli Gökdemir'in dediği doğru galiba. %94'ü hayır onaylamıyorum, %6'sı evet onaylıyorum demiş. Ezici bir oranda da şu an bizi izleyenler Erdoğan'ın görevini yapış tarzını onaylamıyor
bekliyoruz diyorlar. Burası da ciddi bir mesaj oldu diyelim. Tabii anket şirketi kimlere soruyor, denek olarak kimleri kullanıyor onu bilmiyoruz. Şu an canlı canlı bizim kanalımızda bu anketi yaptık. Bu anketin de artık devam etmesine gerek yok. Bu anketi kapatalım çünkü yeni bir anket açacağım sohbet bölümünde. Artık %94 olmuş Erdoğan'ın. Yani Ferit Bey, farkındaysan bütün anket şirketlerinin başarısının tek sebebi şudur. Nüfusu, demografik özellikleri, siyasi eğilimleri, bir önceki seçimde vermiş oldukları oyları denk getirecek şekilde 84 milyonu temsil edecek 2-3 bin kişi arasında yapılan anketler doğru deneylerle yapılırsa doğru sonuçlar verir. Zanka TV ekranında katılan arkadaşlarımız, seyircilerimizin temayüllerinin 84 milyonu temsil etmek anlamında isabetli bir denek örnekleme olduğunu söyleyebilmek mümkün değil ama %94 gibi ezici bir çoğunluğunda bir anlamı olduğunu yine de düşünmemiz lazım. Evet, bizim izleyicilerimizin bir farkı vardır ama Rubri Gökdemir, onu da söyleyeyim. Yani muhalif olanlar da çoğunlukta olabilir ama vicdanlı, aklını kullanarak yorum yapan izleyicilerimiz vardır. Onun için yeri gelirse hükümetin de artıları varsa vardır diyebilir. Hatta kendi partilerini muhalefette olan kendi partilerini de eleştirme kapasitesi yüksek olan izleyiciler bizi izlediği için ben yine de o anketin önemli olduğunu düşünüyorum.